Evet sevgili izleyiciler, burası da Mert Gölü. Görüyorsunuz balıkçılar balık tutuyor burada. Olta balıkçılığı yapıyorlar. Veya öyle mi? Kolay gelsin. Nostaljik radyoları, işte kafalarında kovboy şapkaları, ellerinde tespihleri, balıklar nasıl tutuluyor? Vallahi attık oltalarımızı. Kendi kendine mi? Rastgele bekliyoruz. Allah verirse bize yiyeceğiz. Nasıl anlayacağız onu? Gelince ziller var. Bak oltaların ucunda ziller var. Evet. Onlar bize haber verecek. Haber verecek. O tabii. Ziller çalıyor mu o zaman? Tabii ziller çalıyor. Oltaya balık düştü. Evet geldi diyor gel çıkar beni. Ne balıkları çıkıyor burada? Burada kefal çıkıyor. Sazan balığı var. Bu iki tür balık var burada. Günde ne kadar tutabiliyorsun? Hiç belli olmaz. Hiç tutamadığın gün olur. 3-4 kilo balık alabilirsin. Bir tane balık tutarsın 3 kilo gelir, 4 kilo gelir, 1,5 kilo gelir. Balığın boyuna göre. Akşam arkadaş mesela bir tane kefal tuttu burada. En az 1,5 kilo. Tabii. O zaman keyifli oluyor değil mi? Herhalde. Kefale gel kefale. Yani deniz balıkçılığının ayrıca deniz balığının dışında buradaki balık deniz balığı. Göl ama burası. Olsun açılıyor burası. Buradan içeri giriyor balık. Öyle mi? Tabii deniz kefalı tutuyoruz burada. İlginç. Tatlısı da deniz kefalı. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler bu da İğneada'nın bir özelliği. Başka bir yerde bu mümkün değil olamaz. Çünkü deniz kefalı denizde olur ama tatlı suyun içinde de deniz kefalı bulunuyor. Evet. Nerede? İğneada'da. Kolay gelsin size rastgele. Zil çalacak mı bakalım be? Evet baya olta balıkçılığı var burada demek ki. Bütün balıkçılar buraya akın etmeye başlamış. Aslında balık tutmak yasak ama şimdi deniz balıkçılığı yasak. Galiba olta balıkçılığı serbest. O yüzden balıkçılar İğneada'yı tercih ediyorlar. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Benzemez kimse sana. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.
Gene var. Hiç çalışmadan bu kadar olur. Yani çalışmadan bu kadar olur. Televizyon izlediğinde böyle olacak yani abi, hocam. Değil mi? Öyle değil mi hocam? Evet abi. Her şeyle beraber, müzikle evet. beraber, müzik, müzikal bir televizyoncu olacak. Hem de antrenmansız. Ne yapalım? Evet. Şimdi biz Askiye Çal talebesi olarak buralara kadar geldik. Müzik tanıtıyoruz, uşakları tanıtıyoruz, cihazları tanıtıyoruz. İyi ama hocamın böyle bir katkıda bulunacağını tahmin etmedim. Kırklar elim, kırklar elim, mübadi kokulu şehrim, bacır kokulu şehrim, kırklar elim, kırklar elim, kırklar elim. Kırklar elim. Ne kadar sevimli bir yavru. Sizi tanıyalım efendim. Ben Erzurumluyum. Erzurumlusun. Maliye'den emekliyim. Yok, Çerkezköy'de yaşıyorum. Çerkezköy'den buraya tatile geldim. Tatile. Devam mı geliyorsun yoksa öyle mi? Seneden seneye geliyoruz öyle. Seneden 3-5 gün kalıp gidiyoruz. Nasıl burası, keyifli misin? Güzel, çok iyi. Keyif aldın. Karadeniz'i seviyorum ben. Karadeniz'i seviyorum. O Erzurumlu diyor. Ben bir Erzurumlu olarak Karadeniz'i seviyorum. Evet. Erzurum'un neresinden efendim? Merkez. Erzurum'un neyi meşhurdur efendim? Erzurum'un kebabı şeydir. Cağ kebap. Ondan sonra kadayıf dolması. Onlar meşhurdur. Meşhurdur. Peki Erzurum türküleri var mı sizde? Ben bilmiyorum. Var da. Ola oğul ben bilmiyorum. Bak git başıma. Doğru. Öyle mi? Evet. Erzurum yaylasın yap. El vurma, el vurma yaralıyam. Yalanım hilafım yok. Tek sana, tek sana, tek sana sevdalıyam. Güzel mi? Maşallah sen bize ne izliyorsun bak. Erzurum'a selam, memleket sefasına devam. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim. Nereden bu arılar ballar? Bizim inadımızın orman balı. İnadanın orijinal orman balı. Gelen misafirlere orijinal doğal bal. Hakiki işte gördüğünüz orman hakiki orman balı sevgili izleyiciler. Bunu da nerede bulabiliyorsunuz? İğneada'da. İğneada'nın özellikleri saymakla bitmiyor. Ormanında güzel ballar da var. Ben İğneada Eski Deniz Mahalle Muhtarı Erdinç Karabulut. Emekliyim. Muhtar emekli. Emekliyim. Şimdi bu işi. Şu anda arıcılık işi yapıyor. Peki sayın muhtarım, bu arıcılık işi burada nasıl gidiyor? Bu arıcılık burada iyi. İyi değil mi? İyi. Çok güzel de yalnız toptan alıcımız yok. Ha, toptan alıcınız olsa daha iyi olur. Tabii daha iyi olacak. Peki ne kadar burada balın kilosu? Burada balın kilosu 70 lira 50 lira. 50 ile 70 arası. Yani bakın televizyonlarda balın kilosu 10 lira diye satıyorlar. Onlar sahte. Burada orijinal 50-70. Orijinal balın kilosu 50 ile 70 lira. Evet. Olması gereken de bu ya. 10 liraya bal mı olur kardeşim? Şimdi 50 liraya herkes alsın diye 50 liraya veriyoruz. Çocuğuna da alsın, torununa da alsın. Herkes yesin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Size bir tane ikram edebilirim. Bir tane ikram edebilirim dedi. Afiyet. Alır mıyız? Afiyetle yiyebilirsiniz. Teşekkür buyurun. Ederim o zaman. Evet, orman karabulut balımızı da aldık. hediye et. He? Abi işim iş mi? Afiyet şeker olsun güle güle yayın. Benim işim iş mi? İşler be nasıl be? Nasıl be ya? Tabii işim. Tabii işim iş ya. Tabii. Kaç yaşındasın babasın? 75. Maşallah ama buralısın. Buralıyım tabii buralı sayılırım. Nereden buralı sayılırsın? Orman teşkilatından emekliyim. Ha emeklisin. Bulgaristan'ın göçmenisin sen de. Yok. Selanik göçmeni. Selanik göçmeni. Bizi rahmetli annelerimiz inekten sağırdı sütü, hemen öfürüldü kabuğunu çöp 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 içerdi. Tereyağı ayran döverdi, tereyağı beklerdik döksün bakırdan, haydi bakalım yerdik. Onun için bizim içimiz sağlam. O yüzden biz sağlamız be ya diyor. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Bir şey değil biz de teşekkür ederiz. İşin içmeye bak, dövecektim. Nereden geldiniz? Biz İstanbul Bayrampaşa'dan geldik 1,5 ay önce. Burada daire aldık. Güzel, temiz,
havası çok güzel. Yani emekliler için ideal bir yer. Evet, onu söyleyebilirim. Emekliyiz, eşim, İyi ben. Öyle bir karar aldık. Buraya yerleştik. Yaz kış burada kalacağız. Allah nasip ederse. Öyle güzel bir yer yani. Emekliler için ideal bir yer. Tatilciler için nasıl? Tatilciler için şöyle biraz deniz dalgalı. Onun dışında bir şey yok yani. Güzel bir yer yani. Çok güzel. Çok deniz, güzel. Deniz biraz dalgalı ama deniz var. Biraz dalgalı ama güzel yani. Güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Size de iyi ederim. Tatiller. Ne i̇yi güzel. Kırklar elim, kırklar elim. Kırklar elim, kırklar elim. Balkan kokulu şehrim. Balkan kokulu şehrim. İğneada gördüğünüz gibi böyle güzel güzel hediyelik eşyalarda bulabileceğiniz pazarlarla da dolu aynı zamanda. Ben Zehra, bu standın sahibiyim. 20 yıldır burada stand açıyorum. Buralı mısınız? Lüleburgazlıyım. Burgazlısın, Burgaz'dan geliyorsunuz. Evet, Trakyalıyım. Yaz ayları mı geliyorsunuz buraya? Sezon 3, 3 aylık bir sezonda buradayız. Uzun yıllardır buradayız. İşlerimiz de iyi şükür hamdolsun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasıl bu sene İğneada daha mı çok turist gelmeye başladı? Güzel, size? Güzel. Her sene olduğu gibi güzel. Havasından, biliyorsun Longos ormanları yüzünden insanlar geliyor. 40 yaş üstü daha iyi oluyor. Güzel bu sene de iyi. Her zamanki gibi şükür yani buna. Yani güzel diyorsunuz. O zaman güzel. Turizm bu sene İğneada'da. İyi diyor herkes. Turizmciler de öyle diyor. Hediyelik eşya satanlar da öyle diyor. Evet. Demek ki neymiş? Bu sene turizmcilerin yüzü gülüyor efendim. Sizler de alternatif tatil düşünüyorsanız özellikle Karadeniz sahillerinde en güzel yerlerden bir tanesi, hatta en güzel yer İğneada diyebiliriz. Çünkü bir tarafında Longoz ormanları ve sahili, denizi, kumu, eğlencesi, hediyelik eşyaları, her şeyiyle İğneada bambaşka bir yer. Böyle. İstanbul Pendik. İstanbul Pendik'ten İğneada'ya, denize geldik. Evet, İğneada'yı çok seviyoruz. Buranın denizi çok güzel, temiz. Yani sahili falan çok mükemmel. Sessiz, sakin bir yer. Yani burası daha da insanlar tarafından keşfedilmemiş bir bölge olarak ben düşünüyorum. Yani saklı bir cennet. Yani çoğu kişi İğneada dediğimiz zaman denizin ortasındaki bir ada zannediyor. Ama burası Trakya'mızın, Kırklareli'mizin güzel bir ilçesi. Yani tüm halkımıza ben burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Denizi, havası çok mükemmel. Yerleşim yerinin arkası alabildiğince orman, milli park, yeşil alan, sahil ve mavi ve yeşilin birleştiği bir alan yani. Çok mükemmel. Tavsiye ediyorum. Ulaşım da çok kolay. Yani şimdi İğneada'lıya desen anlat İğneada'lıyı, bu kadar anlatamaz İğneada'yı. Pendik'ten gelen bir dostumuz İğneada'yı anlatıyor. Gençler de yanında, adın ne? Furkan Selim. Senin? Ferhat Çakır. Çocuklar sizin maşallah. Evet, bizim ailecek geldik. Ailecek. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesi teşekkür bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi tatiller diliyoruz efendim. Memleket sefası devam ediyor.